Biliyorsunuz Viyoler'e tohumlar ekmiştik. Patladı. Geçen bizim... Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hala İstanbul'dayım. Denizli ayrılığımız maalesef devam ediyor. Çok az kaldı ama. Biz ilk defa ayrı kaldık. Bir önceki videoda da söylemiştik bu kadar. Benim için gerçekten zordu. Ben yemeğini yapabilen, rahat yaşayabilen, çok uzun süre bekar yaşamış bir insanım. Hani bu şekilde bir sorun yaşamadım ama o alışmışlık, yanındaki nefes, devam konuşabileceğim biri, dertleşebileceğim biri, güldüğüm biri, illaki bir konu buluruz, onunla ilgili konuşuruz, tartışırız, işte güleriz, bol bol çok fazla gülüyoruz, çok kahkaha atarız, bir film izleriz, ufak didişmelerimiz olur. O kadar çok birbirimize geçmişiz ve girmişiz ki ayrılık çok enteresan, garip geldi. Böyle gerçekten bir yarınızı kaybetmiş gibi hissettiriyor. Yani benim için en azından öyle oldu. Filiz için de öyle olduğuna eminim. Evet, İstanbul'da hava gerçekten güzel gidiyor. Sakarya'da da öyleymiş. Denize tabii ki bedenen ayrı düşmüş olsak da hem manen hem de sürekli iletişim halindeyiz. Konuşuyoruz, orada da hava iyi gidiyor. Deniz'de bahçe işlerine başladı. Biliyorsunuz Viyoler'e tohumlar ekmiştik. Onlar filizlenmeye başlamışlardı. Birazcık da yol kat ettik ve yavaş yavaş artık ekim işleri başlayacağı için Deniz bahçeyi hazırlıyor. Buradaki boşluklara da yine kendi taşlarını takıyoruz arkadaşlar. Ben de tabii üstten sulama yapacağım ama bir de yağmur yağarsa
Yani burası için çok iyi olur. Kesin daha kolay bir yolu vardır. Siz çekimden sonra yorumlarda söyleyeceksiniz ama şimdilik benim bildiğim ve yapabileceğim bu. Arkadaşlar şimdi önce tırmamızla sonra bir sopayla ufak ufak şu yaptığım yere doğru toprağa getirip böyle tırmaya çalışacağız. Burasını çim ekeceğim. Aşağı tarafında meyve sebze. Ay ne güzel ya. Vallahi seni tebrik ederim. Bir de cenazemiz var oraya çıkıyor. O başınız sağ Arkadaşlar şimdi Bağ Usta'nın aldığımız çim gübresini
dağıta dağıta, tırmıkla da bir daha bir son düzleme yapa yapa komple geçeceğiz. Bu gübrelemeyi ve son tırmıkla düzeltmeyi yaptıktan sonra da tohumlarımızı yine serpip üstüne biraz toprak sereceğiz ve sabah akşam sulayacağız. Güzel yoncalı bir çim karışımımız var. Yoncalı yapmak istedik çünkü tavuklarımız da olduğu için içtiğimiz zaman çıkan o üst taraflarında tavuklara vereceğiz. Sırf bu çimi biçerek hayvanın tüm yeşillik ihtiyacını karşılayabilirsiniz tavuklarınız için. Çapalama aleti kiraladık biz de, geldi. Sağ olsun abimiz tüm bahçeyi çapaladı. Ama çapalama aletinin giremediği ve hatırlarsanız önceki videolarda bahsetmiştik, hep ateş çukurunu yaparken de oradan toprak atmıştık. Daha önceden getirdiğimiz bir toprak vardı ve bu toprağın üstüne iki defa kar yağdı, en az 20 defa yağmur yağdı. Kil gibi de bir toprakmış, iyice taşlaşmış halde orada duruyordu. Ben her ne kadar çapalamacıya, patpatçıya orayı bir defa karıştırsam da altı yine de taş gibiydi ve orayı temizlemek, tekrar çimin ekilebilmesi için uygun hale getirmek gerçekten çok zordu. Yani ellerim patladı. Geçen Filiz'e bir mesaj atmıştım, bu resimleri sizinle paylaşayım. Şimdi biz daha önceden kürek kazma vesaire tutmadığımız için bu tip şeylere alışkın değiliz. Yapamaz mıyız? Yapıyoruz bir şekilde. Doğru yanlış neyse, kendi bilgimizde, ama bu tarz ufak yaralara neden olabiliyor. Gerçekten beni çok yordu. 2 gün sürdü. Yani orayı komple çapalatmama rağmen, çapalanmayan yerin çapalanması, yerin hazırlanması, düzletilmesi, gübrenin uygulanması, üstüne çimin ekilmesi, sulanması, gerçekten çok yoruldum. Bu arada Deniz Canım, bir önceki görüntüleri izlerken gerçekten çok duygulandım. Ben de seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Kader'de sosyal medyadan, internet aracılığından ya da kendi kanalımızdaki videolardan birbirimize ilanı aşk etmek de varmış. Ama çok az kaldı kavuşmamıza. Ben de seni çok özledim Filiz Hanım. Şimdi benim şöyle bir şansım var. Ben Filiz'e buradan mesaj gönderdiğim zaman Filiz mesajı YouTube videomuzu izlerken gördü. Sizlerle birlikte izledi. Daha önceden ona göndermemiştim. Şimdi Filiz bana bu şekilde mesaj gönderirken videoyu ben hazırladığım için zaten gördüm ve ona cevap verebiliyorum. Gerçekten onları çok özledim. Ama siz bu videoyu izlerken biz inşallah bir arada olacağız. Bir arada olacağız ve bir sonraki videomuzu aslında oluşturacağız. Bir sonraki videomuzda da Filiz neden gitti, orada neler yaptı, biz neler çektik, ne hazırlıyoruz, ne gibi bir sürprizimiz var? Bununla alakalı olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoyu merakla bekleyin. Evet, önümüzdeki şu birkaç günde geçsin ve sevenler kavuşsun artık diliyorum. Bu videoda yine böyle oldu. Ben size uzaktan seslenmiş oldum. Yine de denizle aynı karede olmak beni izlerken gerçekten çok keyiflendiriyor. Çok teşekkür ediyorum videomuzu izlediğiniz için. Evet arkadaşlar, gelelim videonun en önemli kısmına. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bildirim zilini açın. Yorum desteğiniz bizim için önemli. Gerçekten çok da böyle kemik, düzenli yorum yapan kişileri görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Çok da ciddi bir motivasyon oluyor. Çok teşekkür ediyorum. O yorum yazan parmaklarınız dert görmesin, elleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.